Şeker hastalığını kontrol altına almak için her zaman ilaçlara bağımlı olmak zorunda değilsiniz. Bazen tabağınızdaki küçük değişikler kan şekerinizi en etkili ilaçlardan bile daha güçlü şekilde dengeleyebilir. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün sizlerle tip 2 diyabet ve beslenme arasındaki güçlü bağdan bahsetmek istiyorum. <laughs> tip 2 diyabet, vücudun şekeri yani glukozun kullanma yeteneğini bozan bir durumdur. Normalde insülin hormonu şekeri hücrelerin içine taşır. Ama fazla kilo, özellikle karın ve karaciğer çevresindeki yağ birikiminde vücut insüline direnç göstermeye başlar. Yani insülin olsa bile şeker hücrelerin içine giremez ve kanda birikmeye başlar. Zamanla göz, böbrek ve sinir uçlarında birikmeye başlar ve yıllar içinde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Diyabet yönetiminde 3 kritik hedef vardır: Hemoglobin A1c, kan basıncı ve kolesterol. Bunlara diyabetin A, B, C'si de denir. Beslenmenizi düzenleyerek bu 3 değeri kontrol altında tutabilirsiniz. Diyet neden önemli? Araştırmalar gösteriyor ki fazla kilonun sadece %5 ile 10'unu vermek bile kan şekerini ciddi şekilde iyileştiriyor. Hatta bazı kişilerde ilaçsız normal şeker değerlerine düşüş sağlar. Peki ne yemeliyiz? Burada sihirli tek bir diyet yok. Akdeniz tarzı, düşük karbonhidratlı ya da vejeteryan gibi farklı seçenekler olabilir. Önemli olan sürdürülebilir olması. Genel olarak şunları söyleyebilirim. Karbonhidrat olarak meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagiller olarak kullanılabilir. Şekerli içeceklerden, özellikle gazlı, kola benzeri içeceklerden uzak durmak lazım. Meyve sularından uzak durmak lazım. Yağ olarak miktarından daha çok tür önemli. Tereyağı ve kırmızı et gibi doymuş yağların azaltın. Zeytinyağı, balık ve kuru yemiş gibi sağlıklı yağları daha çok tercih edin. Protein kaynağı olarak tavuk, balık, yumurta, kuru baklagil ve kuru yemiş iyi kaynaklardır. Kırmızı etin tüketimini sınırlayın. Lif olarak sebze, meyve, tam tahıllar lif açısından zengin ve kan şekerimizi dengeler. Özellikle karbonhidrat kontrolü çok önemli. Kan şekerini en çok karbonhidratlar edikler. Bu yüzden karbonhidrat sayımı ya da tabak yönetimi çok faydalıdır. Tabağınızın yarısını sebzelerden, çeyreğini protein ve diğer çeyreğini de karbonhidratlardan oluşturabilirsiniz. Böylece hem porsiyon kontrolü yapar hem de dengeli bir beslenme sağlamış olursunuz. Özetleyecek olursak porsiyon kontrolü yapın. Fazla yemek kan şekerini hızla yükseltir. Düzenli egzersiz yapın. Günlük 30 dakika hareket insülin duyarlılığını artırır. hatta neredeyse bir insülin ilacı kadar etki gösterebilir. Şekerli içeceklerden uzak durun. Su, bitki çayı ve sade kahve gibi şekersiz seçenekler tercih edin. Sağlıklı atıştırmalıklar kullanın. Paketli gıdalar yerine sebze ve kuru yemiş tüketebilirsiniz. Kilonuzu takip edin. Düzenli tartılarak küçük kilo artışlarını erken fark ederek daha erken müdahale edebilirsiniz. Yeterli miktarda su için. Susuzluk kan şekerini olumsuz etkiler. Yeterli miktarda uyumanız lazım. Uyku eksikliği, insülin etkinliğini bozarak ve tatlı isteğini artırarak kan şekerinizi yükseltebilir. Ve stres yönetimi. Özellikle kortisol hormonu artışı kan şekerini en çok yükselten durumlardan biridir. Bu yüzden stres yönetimi için nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Son olarak unutmayın diyabet yönetimi bir maraton koşusu gibidir. Başlangıçta zor gibi görülebilir ama küçük adımlar zamanla alışkanlığa dönüşür. Doğru beslenme, düzenli hareket ve doktorunuzla yakın işbirliği sayesinde sağlıklı bir hayat sürdürmek sizin elinizde.